Sevgili çocuklar, benim adım Filiz Alban. 4. sınıf matematik dersini birlikte işleyeceğiz. Dersimizi işlerken önünüzdeki çalışma kitaplarındaki boşlukları doldurursanız matematik dersini daha iyi kavramış ve öğrenmiş olursunuz. Matematik dersi zevkli bir yolculuğa benzer. Bu yolculuğun yolcusu olmaya hazır mısınız? Hazırız. O zaman birlikte dersimize başlayalım. İlk konumuz doğal sayılar. Doğal sayıları biliyorsunuz 3. sınıfta 2, 3, 4 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. Bu senede 5, 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Sevgili çocuklar, 3 basamaklı doğal sayıların en büyüğünün 999 olduğunu biliyoruz. Şimdi onluk taban bloklarıyla bu sayımızı oluşturalım. Ben oluştururken sayarak yardımcı olur musunuz? Kaç 900 oluşturmak için kaç tane taban blokuna ihtiyacımız var? 9 tane. Evet, sayarsanız ne? Ben de yanlış koymamış olurum. 4 5 6 7 8 9 9 tane. Peki kaç 90'ı oluşturmak için kaç tane onluk bloğumuza ihtiyacımız var? 9 tane. O da 9 tane. Bunlar onluk bloklar biliyorsunuz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. 9 tane. Peki birler basamağını oluşturmak için, yani 9'u oluşturmak için kaç tane birlik bloğumuza ihtiyaç var? 9 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi oluşturduğumuz bu sayıyı birlikte okuyalım. 999. Tekrar. 999. Şimdi belki arkadaşınızı yanıma çağırıyorum ve söyleyeceğim bir sayıyı birlikte bloklarla göstermemde yardımcı olmasını istiyorum. Bin 46 sayısını oluşturmanı istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşınız kaç tane yüzlük blok koyacak bini oluşturmak için? 10 tane. Evet. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Belki 10 tane yüzlük bloğu üst üste koydun. Hangi sayıyı oluşturdun? 1000 sayısını oluşturdum. 1000 sayısını oluşturdun. Ben senden 1046 dedim. Bu sayıda yüzlük var mı? Yok. Yok. O zaman 0 tane ne var? Yüzlük var, değil mi? Geri kalan 46 sayısını belki oluştursun. Kaç tane onluk bloğa ihtiyacın var 46'yı oluşturmak için? 4 tane var. 4 tane var, evet. 1 Yüzlük kısmımızı boş bırakıyoruz. 2 3 4 Şimdi kaç sayısını oluşturdun? 1040 sayısını oluşturdu. 1040 sayısını oluşturdu. Çok doğru. Ben senden ne istemiştim? 1046. O zaman şimdi birliklerimizi bulalım. Kaç tane birliğe ihtiyacın var? 6 tane. 6 tane. Evet yavrum. 1 2 3 4 5 6 Belgeciğim, oluşturduğun sayıyı okur musun bana? 1046. 1000 Burayı söylemiyor, yüzlük kısmı söylemiyor. 46. Evet, Belgin'in oluşturduğu sayı birlikte okuyalım. 1046. 1046 sayısını tahtaya yazıyorum. Doğru mu yazdım? Evet. Evet. Okuyalım.
1046. Yüzler basamağının olduğu yer de sayı olmadığı için buraya ne diyoruz? Sıfır koyuyoruz. Ne koyuyormuşuz? Sıfır koyuyormuşuz. Evet. Aferin. Teşekkür ederim Berke. Evet çocuklar. Şimdi başka bir sayı yazacağım ve bu sayıyı okumanızı istiyorum. Oluşturduğum bu sayıyı kim okumak istiyor çocuklar? Cemre okur musun? 1423. Aferin Cemre. Evet. 1423. Çok güzel çocuklar. Böylece binlik sayılarla yani dört basamaklı sayılarla oluşturduğumuz bir sayıyı hem onluk bloklarıyla gösterdik hem de yazılışını ve okunuşunu öğrenmiş olduk. Değil mi? Çocuklar şimdi de altı basamaklı bir sayı taban bloklarıyla değil de boş basamak tablosunu da göstermeye hazır mısınız? Evet. Basamak tablosunu hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Evet. Basamak tablosunda ne vardı? Bölük adları. Basamak adları. Sayının kendisi. Basamak değeri. Ve sayı değeri vardı değil mi? Evet. Bölük adlarımız binler bölüğü ve birler bölüğü. Basamak adlarımızsa birlerden başlayalım. Birler basamağı. Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Evet çocuklar, birler basamağının basamak değeri neydi? Birdi. Çünkü bir tane neden meydana geliyordu? Birlikten meydana geliyordu. Peki on tane birlik neyi oluşturuyor? Bir tane onluğu. 10 tane onluk, 1 tane yüzlük, 10 tane yüzlük, 1 tane binlik, 10 tane binlik, 1 tane on binliği, 10 tane on binlikse, 1 tane yüz binliği, 100 binliği oluşturuyor, değil mi? Evet. Basamaklar birlerden başlıyor, onar onar ne yapıyor? Artarak ilerliyor değil mi? Evet. Basamaklar birlerden başlayarak onar onar katlanarak ne yapar? Artar, çoğalır değil mi? Evet. Şimdi basamak değerlerini bulmak için sayının kendisiyle basamak değeri ne yapılır? Çarpılır. Sıfırla biri çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayı nedir? Sıfır. Sıfırdır. Çünkü hiç sayı yok. Değil mi? Evet. Sıfırla onu çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayı yine sıfırdır. Onlar basamağının basamak değeri o zaman neymiş? Sıfır. Birler basamağının basamak değeri? Sıfır. Sıfırla yüzleri çarptığımız zaman sıfır. Sıfır elde ederiz. Yüzler basamağının basamak değeri sıfır. Sıfır oldu. Evet. Sıfırla bini çarptığımız zaman sıfır. Yine sıfırdır. Binler basamağının basamak değeri de yine sıfır. Sıfırla on binliği çarptığımız zaman sıfır. Sıfır yine. Aferin. Birle 100 bini çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayı neydi? 100 bin. 100 bindi. Ve yerleştiriyorum sayıyı basamağın üzerine. Şimdi sayımızı okuyoruz. 100 bin. Evet. Dikkat edin. Bölükler arasına bir rakam gelecek kadar bir boşluk bırakıyoruz. Bunun sebebi hem bölükleri birbirinden ayırmak hem de bir sayıyı okurken daha rahat
ve bilerek okumamızı sağlayacak, karıştırmamamızı sağlayacak. Bu hangi basamaktı ya da bu hangi bölükteydi diye bizim sayıyı okumamızda, kafamızda soru işareti olmasına engel olacak. Tamam çocuklar? Peki çocuklar, bu sayımızın sayı değerlerini de birlikte söyleyelim. Basamaklarıyla çarpmadan sayının kendisi nedir? Sayı değeridir, değil mi? Evet. Evet. Sıfırın sayı değeri nedir? Sıfır. Sıfırdır. Sıfırın sayı değeri? Sıfır. Sıfırın sayı değeri? Sıfır. Sıfırın? Sıfır. Yine sıfır. Birin sayı değeri nedir? Bir. Birdir. Aferin. Evet, şimdi çocuklar, gördüğünüz gibi birlikler, on binlikleri, onları, onluklar yüzleri, yüzler binleri, binler on binleri, on binlerse yüz binleri oluşturdu. Böylece altı basamaklı bir sayıyı da öğrenmiş olduk. Alıştırma kitabınızdaki boşlukları doldurursanız konuyu daha iyi kavramış ve anlamış olursunuz. Evet çocuklar, şimdi bir oyun oynamaya ne dersiniz? Evet. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Hadi altı tane arkadaşa ihtiyacımız var. Ön sıradakiler gelebilir mi? Bir de bir tane de ben olayım o kişi. Olmaz mı? Olur. Olur değil mi? Tamam. Rakamları arkadaşlarınızın eline verdik ve sayımızı oluşturduk. Sizden isteğim, her arkadaşınızın elinde bulunan sayının hangi basamağa ait olduğunu söylemeniz. Tamam mı? Evet, 2 benim elimde. Ben hangi basamağım? Der ki? Siz 2 yüz binler basamağındasınız. Evet. Ben yüz binler basamağındayım. Arkadaşınız? Eren? Binler basamağında öğretmenim. Efendim? On binler basamağındadır öğretmenim. 3, on binler basamağında. Ravza'nın elindeki? Binler basamağında. Cemre? Binler basamağında değil mi? Evet. 5, binler basamağında. Furkan'ın elindeki Berke? Yüzler basamağında. Yüzler basamağında. 7, yüzler basamağına ait bir sayı. Beyza'nın elindeki Eren? Onlar basamağındadır öğretmenim. Onlar basamağında. Büşra'nın elindeki birler Cemre. Birler basamağında. Birler basamağındadır. Peki sizin üçünüzü birden bu oluşturduğumuz sayıyı okumanızı istiyorum. Yüksek sesle okursanız sevinirim. Evet. 235.768. 235.768. Aferin çocuklar. Şimdi bu sayılarımızın, oluşturduğumuz sayıların bir de çözümlemesi var. Değil mi? Bakalım. Şimdi çözümlemesini yapabilecek misiniz? 2'nin basamak değeri nedir? Berke? 2'nin basamak değeri 2 tane 100 binliktir. 2 tane 100 binlik. O da neye eşittir? 200 bine eşittir, değil mi? O da neye eşitmiş? 200 bin. Peki arkadaşınızın, Berat'ın elindeki 3'ün basamak değeri nedir Eren? 3 tane 10 binliktir. 3 tane 10 binlik. O da ne yapıyordu? 30 bin yapıyor, değil mi? 3 ile 10 bini çarparsak 30 bin yapar. Ravza'nın elindeki sayının basamak değeri? 5 bin. 5 tane binliktir, değil mi? Evet. O da ne yapar? 5 bin yapar, değil mi? Furkan'ın elindeki sayının basamak değeri belki? 7 tane yüzlük, yani 700. Yani 700, aferin. Beyza'nın elindeki sayının basamak değeri Eren? 6 tane onluk, yani 60. 6 tane onluk, 60 ediyor. Büşra'nın elindeki 8'in basamak değeri nedir Cemre? 8 tane birlik. 8 tane birlik, o da nedir? 8'dir, değil mi? Sayımızı tekrar okuyalım. Hep birlikte.
235.768. 235.768. Aferin çocuklar. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Yerinize oturabilirsiniz. Çocuklar, arkadaşlarınızla birlikte oluşturduğumuz sayıyı ben tahtaya yazmak istiyorum. Ama önce tahtamızda bulunan bölük tablosunu bir boşaltayım. Evet çocuklar, arkadaşlarınızla beraber oluşturduğumuz sayıyı tahtaya yazıyorum. Şimdi deminden söylediğim şeyi uygulamadım. Onun için tekrar düzeltiyorum. Ne demiştim ben? Bölük aralarına biraz boşluk bırakacağız. Ki okumamız kolaylaşsın. Evet, sayımızı yazdık. Ve sayımızın hangi bölüklere ait olduğunu görelim. 768 birler bölüğüne, 235 ise binler bölüğüne ait bir sayı. Tekrar beraber söyleyelim mi? Birler bölüğüne ait olan sayımız hangisi? 768. Binler bölüğüne ait olan sayımız? 235. Evet, 235. Evet, şimdi size farklı bir etkinlikle konumuza devam ediyorum. Bölükleri vereceğim. Sayıyı siz oluşturacaksınız. Tamam çocuklar? Binler bölüğü 357. Birler bölüğü 268. Bu sayıyı oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Birler bölüğünün yanına binler bölüğünü koymamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Peki Ravza, binler bölüğünü okur musun kızım? 357. 357. Furkan, birler bölüğünü okur musun oğlum? 268. 268. Ben bu sayıyı tahtaya yazacağım ve bu sayıyı sizin okumanızı istiyorum. Oluşacak sayıyı sizin okumanızı istiyorum. Şimdi bana yol gösterebilir misiniz? Birler bölüğünü mü öne yazmam lazım? Binler bölüğünü mü öne yazmam lazım? Binler, evet. Binler bölüğünü. Birler bölüğünü ön kısma yazmam gerekiyor. Binler bölüğünü de bunun sağına mı soluna mı yazacağım? Soluna. Soluna yazacağım, değil mi? Soluna yazacağım. Evet. Şimdi bu sayıyı okur musunuz? 357.268. Hep beraber. 357.268. Evet. Peki bunun çözümlemesini yapar mısın Berke? 3 tane 100 binlik 300 bin. 5 tane 10 binlik 50 bin. 7 tane binlik 7000, 2 tane yüzlük 200, 6 tane onluk 60, 8 tane birlik 8. Aferin Berke, çok güzel. Böylece çözümlememizi de yapmış olduk. Peki bu oluşturduğumuz sayıyı basamak tablosuna yerleştirelim mi? Evet. Evet. Evet çocuklar. Birler basamağına hangi sayıyı koymam lazım? 8. 8'i koyacağım. Evet. Bana yardım edin. Sonra? 6. Onlar basamağına 6'yı koyuyorum. Daha sonra? 2. 2'yi koyuyorum. Çok güzel. Birazcık boşluk bırakıyorum. Ondan sonra gelen basamağın adı? Binler basamağı. Hangi sayıyı koyuyorum? 7. 7'yi koyuyorum. Güzel. Ondan sonra? 5. 5 koyuyorum. Evet. 10 binler basamağımıza 5 koyuyorum. 3'ü hangi basamağa koyuyorum peki? 100 binler basamağına. 100 binler basamağına koyuyorum. Aferin çocuklar. Tekrar sayımızı okuyalım mı?
357.268. Aferin. Evet çocuklar, okuduğumuz sayının basamak değerlerini siz söyleyin, ben yerleştireyim. Olur mu? Evet. 8'in basamak değeri? 8. 6'nın basamak değeri? 60 tabii ki. 6'ın sayı değeridir. Peki 2'nin basamak değeri? 200. Çok güzel. 7'nin basamak değeri? 7000. Harika. 5'in basamak değeri? 50.000. Peki 3'ün basamak değeri nedir? 300.000. 300.000'dir. Evet, çok güzel. Sayımızın basamak tablosuna yerleştirdik. Basamak değerlerini yerleştirdik. Sayı değerlerini de yerleştirelim mi? 8'in sayı değeri? 8. 10'lar basamağındaki 6'nın sayı değeri? 6. 2'nin sayı değeri? 2. 7'nin sayı değeri? 7. 5'in sayı değeri? 5. 3'ün sayı değeri? 3. Basamak değeriyle sayı değeri arasındaki farkı gördünüz mü? Evet. Basamak değeri sayının kendisi, sayı değeri ise rakamların kendisi, değil mi? Evet. Şimdi bu konuyla ilgili kitabımızda bulunan boşlukları doldurursanız konuyu daha iyi anlamış ve kavramış olursunuz. Şimdi yeni bir konuya geçelim. Burada da size basamakları ben vereceğim. Önceden bölükleri vermiştim. Şimdi basamakları vereceğim. Sayıyı siz oluşturacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. 10 binler basamağı 9. 100 binler basamağı 2. Yüzler basamağı 5. Binler basamağı 3. Birler basamağı 4. Onlar basamağı 0 olan doğal sayıyı yazalım. Basamaklarını gösterelim. Evet çocuklar. 10 binler basamağında bulunan sayıyı söyler misiniz? 9. 9. 10 binler 9'muş. 100 binler basamağı? 2. Evet. Yüzler basamağı? 5. Binler basamağı? 3. Birler basamağı? 4. Onlar basamağı? 0. Sayımızı gördük. Bu sayıyı okuyalım mı? 293.504. 293.504. Bölük arasına ne isim koyduk? Bin dedik. Çünkü binler bölüğüne kaydığımız için. Evet çocuklar. Birler basamağındaki 4'ün basamak değerini söylüyoruz. 4. Sıfırın basamak değeri? 0. Yüzler basamağındaki 5'in basamak değeri? 500. Binler basamağındaki 3'ün basamak değeri? 3000. 10 binler basamağındaki 9'un basamak değeri? 90.000. 100 binler basamağındaki 2'nin basamak değeri? 200.000. Aferin çocuklar. Şimdi de sayı değerlerini bulalım. Birler basamağındaki 4'ün sayı değerini söyler misiniz? 4. Onlar basamağındaki 0'ın sayı değeri? 0. Yüzler basamağındaki 5'in sayı değeri? 5. Binler basamağındaki 3'ün sayı değeri? 3. 10 binler basamağındaki 9'un sayı değeri? 9. 100 binler basamağındaki 2'nin sayı değeri? 2. Peki çocuklar, deminden söylemiştim. Basamak değerleri sayının nesiydi? Kendisiydi, değil mi? Basamak değerleri sayının kendisini oluşturuyordu. Şimdi yeni bir konuya geçeceğiz ama konuya geçmeden önce bu konuyla ilgili kitabımızdaki boşlukları doldurarak konumuzu pekiştirmiş olacağız. Evet çocuklar, şimdi tahtaya bazı sayılar yazacağım. Bu sayıları 1200,
1300, 1400 ve 1500. Şimdi bu sayıları dikkatlice izleyin. Şimdi tahtaya yazdığım bu sayılara benzer ama farklı bazı sayılar yazacağım. Ve bu gördüğünüz sayılara hangisi daha yakın? Bunu siz söyleyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Şimdi ben bir sayı yazacağım. Siz diyeceksiniz ki şu sayıya daha yakın öğretmenim. Tamam çocuklar? Tamam. Tamam. 1245. Hangi sayıya daha yakın? 1200. 1200'e yakın. Değil mi? Evet. Kuralını sonra söyleyeceğiz. 1375. Hangi sayıya daha yakın? 1400. 1400'e daha yakın. Aferin çocuklar. 1496. Evet. Hangi sayıya daha yakın? 1500. 1500 sayısına daha yakın. 1269. Bu sayı hangi sayıya daha yakın? 1300. 1300'e daha yakın. 1412. Bu sayı? 1400'e daha yakın. Çok doğru söylediniz. Evet, 1400'e daha yakın. Peki bu yakınlığı biz neye göre belirliyoruz? Hangi basamaklara bakarak belirliyoruz? Şimdi bunu öğrenelim. 1245 sayısı. 45 sayısı 50'den küçük olduğu için bir önceki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yani 1200'e. Anladık mı? Evet. Ha, 50'den küçük olduğu için. Demek ki 0 ile 50 arasında olursa bir öncekine, 50'den büyük olursa bir sonraki yüzlüğe ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Yuvarlama işi çok kolay. Şimdi tekrar bakalım. 1375. 50'den büyük mü? Evet. Büyük. Ne yapacağız o zaman? 3 yerine ne koyacağız? 4. 1400 olacak değil mi? Evet. En yakın 1400'e daha yakın. 1496. 96. 50'den büyük mü? Evet. Büyük. O zaman ne yapıyoruz? 4 yerine 5 koyarak 1500'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Anladık mı? Anladık. Anladık mı? Anladık. Anladık. Evet. 1269. 50'den nedir? Büyük. Büyüktür. O zaman hangi sayıya daha yakınlığı? 1300'e. Evet. 1412. 50'den büyük mü? Küçük. Küçük. O zaman pardon, kendisinde kalıyor değil mi? Evet. Evet. Evet çocuklar, şimdi tahtaya bir sayı yazacağım. Evet. Sayımızı okuyoruz. 3225. Hep beraber. 3225. Evet. 3225 sayısı. 3500 sayısına mı yoksa 3000 sayısına mı daha yakındır? Kim söylemek istiyor? Tabii ki 3000 sayısına yuvarlanması gerekir öğretmenim. Neden? Beyza? Çünkü 3000 sayısı sabit kalacak. 225 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanacak. Evet. 225 sayısı 225 sayısı 500'den küçük olduğu için değil mi? Bir önceki sayıya yuvarlanacak. 225 sayısı 500'den küçük olduğu için bir önceki sayı hangisi? 3000 sayısı. 3000 sayısına yuvarlanacak. Eğer 500'den büyük olsaydı o zaman görüyorsunuz 3500'e yuvarlanacaktı. Bunu yaparken 25 sayısına dikkat ediyorsunuz.
Ayrıca yüzler basamağındaki sayıya da dikkat ediyorsunuz. En yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlamayı unutmuyorsunuz. Evet çocuklar, şimdi ekrandaki sayımıza bakıyoruz ve bu sayımızı yuvarlıyoruz. 4215 sayısı hangi sayıya yuvarlanmalı? 4000 sayısına yuvarlanmalı. Evet. 5375 sayısı hangi sayıya yuvarlanmalı? 5000. 6125 sayısı hangi sayıya yuvarlanmalı? 6000. Evet. 8450 sayısını hangi sayıya yuvarlayacağız? 8000. Hayır. 8000 değil. Neden? Çünkü onlar basamağındaki sayı 50 ve 50'nin üzerinde olduğu zaman en bir sonraki yüzlüğe yuvarlama kuralını unuttunuz. Bir sonraki yüzlüğe. Yani 8450 sayısını 8500'e yuvarlamamız gerekiyor. Hangi sayıya yuvarlayacakmışız çocuklar? 8500. Evet. 50'den küçük olsaydı 8000'e yuvarlamamızı doğruydu. Ama 50 ve 50'nin üzerinde olduğu zaman bir sonraki yüzlüğe sayımızı yuvarlıyoruz. Evet çocuklar. Şimdi bir sonraki konumuza geçiyoruz. Bu konumuza geçmeden önce size bir öykü anlatmak istiyorum. Bir zamanlar güzeller güzeli bir prenses varmış. Babası prensesi korumak için onu bir şatoya'nın en yüksek kulesine hapsetmiş. Aslında hapsetmek değil, o onu koruyor. Babası koruyor onu. Bu prenses bu şatoda o kadar uzun yıl kalmış ki saçları uzamış. Bu prensesin orada olduğunu bilen bir prens bütün büyük zorlukları aşarak prensesi kurtarmak için şatoya kadar gelmiş. Ama şatoda kuleye çıkabilmesi imkansız. Kız demiş ki ben demiş uzamış olan saçlarımı, örgülü saçlarımı aşağı uzatayım. Sen bu saçlarımı halat gibi kullanarak bana ulaşabilirsin. Evet, prens ulaşmış prensese. Çocuklar, buradaki örgülü saçlar size matematikte hangi konuyu hatırlatıyor? Örüntü, değil mi? Evet. Hangi konuyu? Örüntü. Örüntü konusunu hatırlatıyor. Sayıların belli bir kurala göre dizilmesine, aralarında belli bir kuralın olmasına ne diyorduk biz? Örüntü. Örüntü diyorduk, değil mi? Saçlardan hatırlayın, belli bir düzen içerisinde sıralanır örgüler, değil mi? Evet. Evet. Resmimize bakıyoruz. Bu güzel prensesin saçlarının üzerinde bazı sayılar var. Bu sayılar belli bir kurala göre dizilmiş. Bu kuralı bulabilir miyiz? Belki. Bir önceki sayıyla toplanmış, bir eklenmiş. Bir önceki sayıyla toplanmış, bir sonraki sayıyı bulmak için bir eklenmiş, değil mi? Beraber yapalım. 2, 1 daha. 3. Bir ekleyelim. 4. 4. 2 daha. 6. Bir ekleyelim. 7. 7. 4 daha. 11. Bir ekleyelim. 12. 12. 7 daha. 19. 19. Bir eklersek. 20. Demek ki soru işaretinin olduğu yere hangi sayı gelmeli? 20. 20 sayısı gelmeli. Demek ki bu örüntünün kuralı neymiş? Bir geri gideceğiz, sayımızla toplayacağız ve bir ekleyeceğiz. Bir geri gideceğiz, sayımızla toplayacağız ve bir ekleyeceğiz. Her zaman bu kural bu sayılar düzeni için geçerliymiş, değil mi? Evet. Verilmeyen sayıyı bu kuralı bularak bulabilirsiniz, değil mi çocuklar? Şimdi başka bir sayı veriyorum. 1, 4, 16, pardon, 64. Burada bir boşluğumuz var. 1024. Bu sayı örüntüsündeki kural nedir Beyza?
Her sayı 4 ile çarpılmış öğretmenim. Her sayı 4 ile çarpılmış. Evet. 1 4 ile çarpılmış. Neyi oluşturmuş? 4'ü oluşturmuş, değil mi? Evet. 4 4 ile çarpılmış. Hep beraber yapalım çocuklar. 4 kere 4 16. 16. Evet. 16 4 ile çarpılmış. Neyi oluşturmuş? 64'ü. 64 ile de 4'ü çarparsak neyi buluruz? 256'yı. 256 ile de 4'ü çarparsak neyi buluruz? 1024. Bu örüntü kuralımız nedir? Neymiş çocuklar? Her sayı 4 ile çarpılacak. Çocuklar, şimdi size bir metin okuyacağım. Bu kahraman kim? Selanik Körfezi'nde kurulmuş tarihi bir kent. 1881 yılının Mayıs ayında pembe boyalı bir evin ikinci katında bir bebek doğdu. 1893 yılında Selanik Askeri Ortaokulu'na, 1895 yılında Manastır Askeri Lisesi'ne girdi. 14 Mart 1899'da İstanbul'a geldi. 19 Mayıs 1919'da onun için dönüm noktası olan bir olay gerçekleşti. Ülkesinin kahramanı olup yıllarca unutulmayan kim? Ülkemizin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'tür öğretmenim. Aferin çocuğum. Evet, şimdi bir arkadaşınız bu metnin bir kere okumasını istiyorum. Beyza, okur musun kızım? Bu kahraman kim? Selanik Körfezi'nde kurulmuş tarihi bir kent. 1881 yılının Mayıs ayında pembe boyalı bir evin ikinci katında bir bebek doğdu. 1893 yılında Selanik Askeri Ortaokulu'nda, 1895 yılında Manastır Askeri Lisesi'ne girdi. 14 Mart 1899'da İstanbul'a geldi. 19 Mayıs 1919'da onun için dönüm noktası olan bir olay gerçekleşti. Ülkesinin kahramanı olup yıllarca unutulmayan kim? Teşekkür ederim Beyza. Evet, bana sırayla adını söylediğim öğrencim metindeki tarihleri bana söylesin, ben de tahtaya geçireyim. Furkan. 1881. 1881. Ravza. 1895. 1895. Evet, Berat. 1919. 1919. Evet. Cemre. 1893. Evet. 1893. Büşra. 1899. 1899. Evet çocuklar, bu sayıları görüyorsunuz. Şimdi bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum. Ekranımızda sayıları yazacağız. Sayılarımızın önce hangi basamağına bakmamız gerekiyor? Binler basamağına bakmamız gerekiyor, değil mi? Bakalım, 5 tane sayımız var. Binler basamakları ne? Eşit değil mi çocuklar? Hepsi bir. O zaman hiçbir hareket yapamayız, değil mi? Büyük ya da küçük diyemeyiz. Çünkü bunlar eşit. Evet, yüzler basamağına bakıyoruz ve bu sayıyı yazıyoruz. 1919. Evet, onlar basamağına bakıyoruz. A sayımız 8, B sayımız 9, C sayımız 1, D sayımız 9, E sayımız 9. Evet, çocuklar, şimdi 3 tane sayımız 9, 1 tane sayımız 8. 8 olan sayımız 9'dan küçük olduğu için demek ki o sayımız bu sıralamada en sonda yer alması gereken bir sayı. Değil mi? Evet. Diğer sayılar
Bu iki sayının 1919'la 1881 yılı arasına girmesi gerekiyor. Şimdi en sona onu yazıyorum. 1881. Evet. Şimdi birler basamağına geçiyorum. A sayımız da 1, B sayımız 3, C sayımız 9, D sayımız 5, E sayımız 9. Şimdi 1, 3, 9, 5, 9. Biz şimdi hangi sayıları yazdık? A sayımızı yazdık. Değil mi? Evet. C sayımızı da yazdık. Bu iki sayıya bakmamız gerekir mi artık? Hayır. Hayır. Neye bakacağız o zaman? B, D ve E sayısına bakacağız. 3, 5 ve 9'a bakacağız. En büyüğü hangisi? 3, 5 ve 9'da? 9. 9 en büyük. O zaman E sayımızı tahtaya geçiriyorum. 1899. Evet. Ondan sonraki sayımız 1895, değil mi? Evet. 1895. 1895 sayısından sonra tek bir sayımız kaldı. 1893. Tamam mı çocuklar? Sıralamamızı yaptık. Peki arasına hangi işareti koymamız lazım? Büyükten küçüğe doğru sıraladığımız için. Evet. Berke. Büyük işareti koymamız gerekiyor. Büyük işareti koymamız gerekiyor. Doğru. Evet çocuklar. Büyük işareti koyduk. Şimdi bana Beyza okusun bakalım bu cümleyi. 1919 büyüktür, 1899 büyüktür, 1895 büyüktür, 1893 büyüktür, 1881'den. Aferin Beyza. Demek ki sayımızı bir de birlikte okuyalım. 1919 büyüktür. 1899 büyüktür. 1895 büyüktür. 1893 büyüktür. 1881'den. Aferin çocuklar. Şimdi bu büyüklük küçüklük kavramlarını bir de başka bir örnek yaparak devam edelim, pekiştirmiş olalım. Ankara'ya la bazı iller arasındaki uzaklıklar verilmiş. Ankara-Adana arası 490 kilometre, Ankara-Artvin arası 999 kilometre, Ankara-Edirne arası 681 kilometre, Ankara-Erzurum arası 877 kilometre, Ankara-Kırıkkale arası 77 kilometre. Şimdi bu uzaklıkları düşünelim. Basamak sayılarına bakalım. Basamakların kendi içindeki büyüklük ve küçüklüklerine bakalım. Ve bu sayımızı küçükten büyüğe doğru, bak buradaki gibi değil, küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi en küçük sayı hangisiydi? 77. Evet. Ondan sonraki sayımız? 490. Ondan sonraki sayımız? 681. Evet. 877. Evet. 999. Evet çocuklar. Şimdi sıralarız. Arasına hangi işareti koymamız lazım Beyza? Küçük işaretini koymamız gerekiyor öğretmenim. Aferin çocuğum. Başka bir renkle küçük işaretini koyalım. Ben koyarken okur musunuz? Siz küçüktür dediğiniz yere ben işaretimi koyacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. 77 küçüktür 490'dan. Küçük küçüktür 681.
Küçüktür 877. Küçüktür 999'dan. Evet, tekrar okuyalım. 77. Küçüktür 490. Küçüktür 681. Küçüktür 877. Küçüktür 999'dan. Aferin çocuklar. Elimizde bir kese var. Şimdi bir arkadaşınızı çağıracağım. Bu keseden toplar çıkartacağım. Bu çıkarttığımız toplarından bir sayı oluşturacağız. Bu sayının hem büyüğünü hem küçüğünü oluşturacağız. Tamam mı? Ben bu sayıyı oluşturduktan sonra, bu rakamları belirledikten sonra sayıları sizler oluşturacaksınız. Tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. Büşra, gelir misin? Kesemizden bir top çek ve bana ver. Okuyun çocuklar. 3. Ben de tahtaya yazıyorum. Evet. Eren, gelir misin yavrum? Sıfır. Furkan? İki. Evet, bir tane daha çekelim. Berat, gelir misin? Dört. Dört. Aralarına virgül koyuyorum. Şimdi 3, 0, 2, 4 rakamlarını kullanarak en büyük doğal sayıyı oluşturmanızı istiyorum. Kesemizi bırakıyorum. Neyi oluşturacak mısınız çocuklar? En büyük doğal sayıyı. Hangi rakamları kullanacağız? 3, 0, 2, 4. Eren, oluşturdun mu sayını? Evet öğretmenim. Söyler misin? 4320. 4320 sayısını oluşturdun. En büyük dedin. Evet. En küçük doğal sayıyı kim oluşturmak istiyor çocuklar? Yine aynı rakamları kullanarak. Berat, söyler misin yavrum? 2034. 2034. En küçük sayı 2034 dedi Berat. Aferin Berat'a. Şimdi başka bir soru. 4000'den küçük en büyük sayıyı kim oluşturacak bakalım? Evet Ravza. 3420. 3420. 4000'den küçük olacak değil mi? Evet. Evet. 3420 sayısı 4000'den küçük. Peki 3000'den büyük, en küçük sayıyı kim oluşturmak istiyor? 3000'den büyük, en küçük sayı. Furkan, oluşturur musun? 3024. 3024. 3000'den büyük 3024 sayısıymış. Evet çocuklar, şimdi 3, 0, 2, 4 rakamlarından hangi sayıları oluşturduk? Şunları yazdıklarımızı bir tekrar edelim. Birlikte bir okuyalım.
3, 0, 2, 4 rakamlarından en büyük sayıyı oluşturduk. En büyük sayımız kaçmış? 4320. 4320'miş. 3, 0, 2, 4 rakamlarından bir de en küçüğünü oluşturduk. En küçük sayımız hangisiymiş? 2034. Duymuyorum ben. 2034. 2034, evet. Bir de 4000'den küçük sayıyı oluşturduk. 3420. Ben sizin dikkatinizi çekebilmek için 4000'den küçük dedim. Oysa ki 4000'den küçük o kadar çok sayı var ki. 4000'den küçük olacak ama 4000'e yakın en büyük sayı olacak. 3420. Bu rakamlardan oluşan sayımız 3420 sayısı. 3000'den büyük en küçük doğal sayıyı oluşturduk. 3024. Aferin çocuklar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz konularımızı pekiştirmek için kitabımızdaki boşlukları doldurursanız konuları daha iyi kavramış ve öğrenmiş olursunuz. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.